Yoratrak Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün Avrupa İngilizce Yorum'un 9. bölümüyle karşınızdayım. Klagenfurt'tan çıkacağız, Wien'e doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Bu arada en çok sevdiğiniz seri bu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bütün kanala teşekkür ediyorum. Şöyle hemen aracımızı, DAFX V105'imizi çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ufaktan ufaktan vitesimizi atalım ve yola çıkalım. Bu DAF'ım gerçekten çok güzel benim. Çok şirin bir içi var bu arabanın. Yenisine göre daha çok seviyorum ben bu arabayı aslında. Neden diye soracak olursanız da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yenisine göre daha alçak gibi duruyor bu araba. O yüzden ben bunu daha çok seviyorum. Bir 259 kilometre bir mesafemiz vardı. O mesafeye gideceğiz. Daha sonrasında videoyu noktalayacağım. Onu da size söyleyeyim. Hadi bakalım. Yapıştır. Evet, Avrupa'yı geziyorum 9. bölümüne geldik sizler sayesinde. Şimdi 10. bölüme geçeceğiz. Allah izin verirse 10. bölümü de göreceksiniz kanalda. 10. bölümde ise sürpriz olarak bir bölüm zaten. 10. bölüm sürpriz olacak. Bakalım neler olup neler bitecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Bazı arkadaşlarımız demiş abi canlı yayın yap, işte şöyle böyle yap, böyle yap, şöyle yap demişler. Arkadaşlar ben canlı yayın internet yüzünden yapamıyorum. Bakın benim upload hızım çok kötü. Bir de benim internetim kopuyor. Kopukluk yapıyor. O yüzden canlı yayın yapamıyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de isterim her gün canlı yayın yapmak ya da belirli bir saatlerde kanalımın canlı yayın günü olsun. İsterim tabii ki de. Ama tabii sağ olsun yani TTNet sayesinde ben bu işi yapamıyorum. Başka bir şeye geç diyebilirsin yani. Başka bir hizmete geç abi falan diyebilirsiniz. Ona da geçsem hiçbir şey fark etmeyecek. Altyapı eski altyapı olduğundan dolayı hiçbir şey değiştirmeyecek. Operatör farklılığı hiçbir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Yine aynı hamam, aynı tas. Devam ederiz. Ne kadar da doğru söyledim bilmiyorum ama hani ben anladın siz benim ne demek istediğimi diyebilirim. Şimdi şöyle ben şu şeride geçmek istiyorum. Bu arada çok araç böyle bir bağırıyor. Yoruldu ya. Gidemiyor araba. Çekemiyor şu anda. 22 ton bir yükümüz olması gerekiyor. O yükte. Normalde çekmesi lazım ama şu anda çekemiyor gibi duruyor. Biraz zorlanıyor arkadaşlar. A4'te 4. viteste gidiyoruz şu anda. Yüksek güç modu açık. Aracın otomatik vites. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Biliyorsunuz bundan bir önceki bölümde ise Sicilya adasına ayak basmıştık. En sonunda Palermo'dan çıkıp tek şeritli yoldan Villa Sana mı? O nereydi arkadaşlar? Oraya yük getirdik işte. Daha sonrasında şimdi onun bir bölümü daha gelecek. Bu sefer de Sicilya adasının alt yolundan gideceğiz. O yanardağın etrafından dolaşacağız arkadaşlar büyük bir ihtimal. Orayı da sizlere ayrı bir video olarak göstereceğim. Bundan sonra gelecek video. Avrupa'yı geziyorum. Bir sonraki bölümü ise büyük bir ihtimal hafta sonu gelmesi planlanıyor. Ya cumartesi ya da pazar günü olabilir. Tam kesin bir tarih yok. Onu söyleyeyim. Araya tabi Farmers Dynasty falan oyunları girecek. Değişik oyunlar falan girecek. Minecraft falan girer. O yüzden Avrupa'yı geziyorum'un yeni serisi hafta sonuna kalabilir diyeyim. Evet şöyle hemen yolumuza girelim. Abi dönüşlerde beni bu kadar yormayın. Onu söyleyeyim. Araba zaten 22 ton bir de Schwarzmüller'in Dorse'si var. O Dorse biraz tehlikeli Dorse. Taklatmaya hemen meyilli zaten. Az bir şey hemen kendini sağa sola atabiliyor Dorse. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Evet. Şimdi 125 kilometre hızımız var. 127 oldu. 127'de şu anda kaldı. 128 yapacak biraz daha zorlanırsa. Evet, 130'a doğru geliyoruz. Hadi bakalım şimdilik gidelim.
Bu arada gerçekten Avrupa'yı Geziyorum serisi benim sevdiğim de bir seri oldu. Hani bayılıyorum bu seriye diyebilirim açıkçası. İlk defa böyle kendi yaptığım bir seri güzel tutuldu ve güzel izlendi. Yani bu sebepten ötürü hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hepiniz benim için değerlisiniz, kıymetlisiniz. Bu sevgiyi de kaybetmeden beraber yolumuza devam edelim arkadaşlar. Her gün büyüyoruz şu anda, her gün büyüyoruz. Önemli olan bir videoyla patlamak değil, önemli olan her videonun izlenmesi ve YouTube ortamında saygılı ve düzgün insanlar önemli bizim için. Bize aile terbiyesi almamış insanlar gelmesin diyorum ben. Her zaman da böyle yani aile terbiyesi almış, düzgün, ne söylediğini bilen, ne yaptığını bilen, bazı şeylerden haberi olan, haberi olmayıp da buraya gelip de saçma sapan, bilmediği halde yorum yapan arkadaşlar var. Benden birçok modun linkini istiyorsunuz. Abi linki ver, linki ver, linki ver. Videoların içinde söylüyorum ben. Genelde linkleri vermiyorum. Çünkü kabak benim başıma patlıyor en sonunda. O yüzden biliyorsunuz ben burada linki veriyorum. Ondan sonra adam bana geliyor. Yapımcı benmişim gibi bana sayıyor burada. Küfür ediyor. İşte diyor nasıl mod yapıyorum falan diyor. Yani ben bu yüzden arkadaşlar modun linkini vermiyorum. Gidin ET2LT olur. Simülasyon Türk olur. Buralardan moda bakarsınız. Modu bulun indirin. Yani ben o yüzden kimseye mod linki vermiyorum. Zaten öyle herkesin modunu da inceleyen bir insan değilim. Aralardan böyle hoşuma giden seçme modları alıp incelerim. Çünkü biliyorum herkesin huyunu biliyorum. Yani az bir şey yapıp da götü kalkanlar şu anda bizleri çekememezlikte uğraşıyor. Yani az bir şey oldu hemen kalktı havalara uçtu ve artık bizi görmüyor. Şunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Nereden geldiğinizi kesinlikle unutmayın. Anlatabiliyor muyum? Bugünlere nereden ve nasıl geldiğinizi kesinlikle unutmayın. Bir şey yapıyorsanız eğer dediğim gibi bunu kesinlikle unutmayın. 2 senedir YouTube'dayım. Allah'a çok şükür. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı ya? 15'i mi 16'sı mı arkadaşlar? Merak ettim ya. Bugün ayın kaçı abi? ...17'siymiş arkadaşlar, pardon. Evet, ben bu videoyu çarşamba akşamı çekiyorum. Salı günü, salı akşamı kanalımızın bizim yıl dönümüydü. Yani ilk videonun yıl dönümüydü. 2 senenin, 2 seneyi doldurduk bu arada biz. Onu söyleyeyim. Kanalın 2 senesini doldurduk ve 2850 kişiyle... ...2 yılı doldurdum. Güzel bir aile olduk. 2800 kişilik bir aileyle güzel bir aile olduk. Ne kadar çoğu da anlık videoyla gelmiş olsa bile hepsi benim için değerli. Arkadaşlar, kanala öyle bir video için abone olmayın lütfen. Yani devamın gelecekse, eğer de izlemeye devam edecekseniz bu sebeplerden ötürü abone olun. Gerçekten bizim muhabbetimizi sevdiyseniz abone olun. Yani oraya abone olup da boş boş yani İnsanı çok göründürmeyin lütfen. Ama tabii o da benim için de ayrı bir zevk. Mesela sorduklarında hani kaç kişi var, kaç takipçim var dediklerinde, yani hani böyle bir söylediğiniz zaman güzel bir rakam çünkü. Mesela şimdi 1000 kişi mi var demek daha iyi, 10.000 kişi mi var demek daha iyi? Mantıken 10.000 demek çünkü birazcık tabii ki de. Olmaz demiyorum arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Herkeste bir ego falan vardır yani. Ego şeyi falan vardır yani. Benim egom yok diyen insanda illaki egosu vardır. Yani ben yok demiyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben gerçekten neyin ne olduğunu hepsini biliyorum. Ben zengin bir insan değilim. Onu söyleyeyim ben size. Onları aktarayım. Yani ben ne günlerden buralara geldiğimi iyi biliyorum. Yani şu anlara kadar yani 2 seneyi ben nasıl doldurduğumu biliyorum. Ne zorluklarla doldurduğumu biliyorum arkadaşlar. Yani ben öyle hemen "Aa baba kalk şu bilgisayar alalım gelelim hadi" falan dediğimde hop diyor o bilgisayar alınamadı. İnanır mısınız bu bilgisayarı ben kendim aldım. Kendi paramla aldım. Kendi çalıştığım parayla aldım.
Ve ben kendi bilgisayarcıyım zaten. Lisem bitti, üniversiteye gideceğim. Bekliyorum işte, sene sonunda Haziran ayında herhalde sınavlar da Haziran alınmış. Haziran ayında tekrar sınava girip bakalım kazanabilirsek kazanacağız. Kazanamazsak yapacak bir şey yok. Allah ne dediyse o olur yani. Allah'ın emri. Alnımızda ne yazıyorsa arkadaşlar, ondan gayrısı yalan. Diyecek hiçbir şeyim yok. Evet, Wien'e geldik şu anda. Güzel bir yolculuktu, muhabbetli bir yolculuk oldu. Gerçekten böyle samimi bir şekilde sizlerle muhabbet ediyorum, görüyorsunuz. Ne fazla ne az, olduğu gibi her şeyi gerçekleriyle bir bir anlatıyorum sizlere. Yani beni de bu yüzden seviyorlar zaten. Boş muhabbet fazla. Evet, boş muhabbet yaparım. Bakın, boş muhabbet fazla yaparım ben. Çünkü her zaman diyorum yani, böyle boş boş konuşmadan video olmaz abi. Olmaz. Hiçbir şey bulamadın mı? Saçmalı abi. Saçmalamaya başla. Konuşmadan video çekilmez. Bir de şu muhabbet vardı, biliyorsunuz. Adam video yapıyor, tamam mı? Hani tamam, videoyu çekmiş. İçerik videosu, böyle bir yardım videosu çekmiş. Yazmış, not defterine yazarak yapıyor ya videoyu. En gıcık olduğum şey mesela, öyle birisinin videosunu gördüğüm anda direkt ben kapatıyorum ben. Yalanım yok, kapatıyorum. Çünkü sinir oluyorum abi. Senin ağzın yok mu? Konuş lan. Ya da bu videoyu çekme. Abi not defterine mi bakacak millet, okuyacak? Akıl var, mantık var ya. Bunu ben o gün canlı yayında söylemiştim, bu konuyu biliyorsunuz. Bilen arkadaşlar vardır. O gün ben bu konuyu canlı yayında söylemiştim. Chat yıkılmıştı gülmekten. Gerçekten ilginç bir durum o da ya. Yani adam geliyor buraya, not defterine yazarak video çekmiş. Bir de 7 10 dakika, 7 dakika, 10 dakika, 15 dakika not defterine yazarak video çekmiş adam. Ses yok. Arkaya bir tane fon müziği koyuyor. Dıstak 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 oynamaya geldik sanki. Bir şey öğreneceğiz, gideceğiz abi. Oynamaya geldik sanki. Arkada bir şey çalıyor, dıstak dıstak dıstak. Ya ne bileyim abi, çok garip geliyor bana ya. Diyeceğim o kadar yani, başka da bir şey söylemiyorum. Evet, burada videoyu noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.